Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi çok kolay çiçek kurutacağız. Hazır yaz gelmişken şöyle hemen bir parça karton, koli kartonu ve kağıt peçeteler. Bu kadar. Malzememiz bu kadar. Bunlarla çiçek kurutacağız, hazırlık yapacağız. Bu çiçeklerle neler yapacağız? Neler yapacağız arkadaşlar? Bu çiçekleri epoksilerde kullanacağız. Sonra cam süsleme yapacağız. Nişan tepsisinde kullanacağız. Bir sürü biraz da sürpriz olsun. Bir sürü şeyde kullanacağız arkadaşlar bunları. Bunun için çok ama çok kolay 30 saniyede kurutma yöntemi. Yakından göstereyim size. Kağıt gibi, zar gibi çiçekler. Hemen bir tane şöyle ortadan kaldırıp bir tane gösteriyorum. Şöyle görüyorsunuz. Zar gibi. İncecik kuruttuk. Kitap arası kurutmalar gibi olmuyor bu. Ya da ütüyle kurutmalar gibi. Bu hemen çok güzel rengini bozmadan, çiçeklerin rengi değişmeden kuruyor. Normalde kitap arası kuruturken işte sararmalar oluyor. Özellikle kahverengileşme oluyor. Mikrodalgada kurutma yönteminde bu kurutma yöntemiyle kesinlikle bunların hiçbiri olmuyor. Çiçekler böyle harika, doğal, kendi renkleriyle hemen 30 saniyede kupkuru çiçek oluyorlar arkadaşlar. Bunları jel mumlarda kullanacağız. Dediğim gibi epoksilerde kullanacağız. Birçok süsleme ürününde kullanacağız bunları. Jel mumun içine gömeceğiz. Ondan sonra tablo yapacağız, tepsi yapacağız dediğim gibi. Bunlardan bir sürü şey yapacağız. Güzel olmamışlar mı? Neyse hadi bekletmeyeyim, hemen videoya geçelim. Önce bir bahçeye gidelim. Biraz çiçek toplayalım. Ondan sonra da ne yapalım? Hemen çiçeklerimizi 30 saniyede kurutalım. Önce biraz çiçek toplayalım bahçeden. Az az sepetime dolduracağım. Ondan sonra o topladığımız çiçekleri hemen pıt pıt kurutacağız.
Şöyle havlu kağıtlardan kestim. Çok önemli değil. Ben mikrodalgama uyusun diye, hani kenarlara takılıp böyle bozulmasın diye böyle yuvarlak rastgele kestim. Biraz peçete. Bu ne için? Çiçeklerin suyunu alması için. Bunlar da normal koli kartonu. Şöyle iki tane yuvarlak araya pres yapayım diye kestim. Şimdi koli kartonunun bir tanesini şöyle alta koyuyorum. Şöyle bir iki tane havlu kağıdımı koyuyorum. Çiçekleri ben daha önce böyle grup halinde dizmiştim. Şimdi öyle yapmayacağım. Çünkü böyle yapınca mesela bazısı daha ısıya dayanıklı, daha çabuk kuruyor. Mesela bazısı daha geç kuruyor. O yüzden aynı cinsleri bir araya dizmeye çalışacağım. Mesela bu tarz çiçekler daha naif oluyor. Bunları bir araya dizeceğim. Şimdi bazılarını keseceğim ama bazılarını direkt böyle de şöyle bastırabilirsiniz sapıyla beraber de. Şöyle koyuyoruz. Tekrar şöyle üzerine birkaç tane havlu kağıt koyuyorum. Şimdi diğer kartonumu da üstüne şöyle bastırıyorum. Sonra bunun üzerine ağır bir şey koyacağım. Ve bunu böyle mikrodalgaya atacağım. Şöyle bir 30 saniye yeterli. Daha fazla yapmayın. 30 saniye yapıp bakın. Şimdi bir kontrol edeceğiz. Ay çok güzel olmuş. Kağıt gibi. Biraz soğumasını beklesek. Gerçi şimdi bu birazdan sertleşecek. Şu an yumuşak, sıcak olduğu için. O yüzden ne yapıyoruz? Hiç oynamıyoruz. Bunu kaldırıp bir tane daha koyalım. Bu yapraklardan ilk kez kurutuyorum. Bir iki tane deneyeceğim ki eğer güzel oluyorsa, bazılarının rengi değişebiliyor. Bunun kitap arası kurutmalardan, ütüyle kurutmalardan farkı asla rengi değişmiyor arkadaşlar çiçeklerin. Ama yine de bazı çiçekler cinsleri yüzünden renk değiştirebiliyor bazı yapraklar. O yüzden ben şimdi böyle farklı yapraklardan buna bir iki tane koyuyorum. Bakalım rengi değişen olacak mı? Hangisi daha güzel kuruyor? Ona göre toplayacağım. Bu da ortanca. Çok güzel değil mi?
Bu peçeteler nemini almak için o yüzden bir iki kat daha şöyle koyuyorum. Ağırlık olsun diye koyuyorum bunu. Aslında böyle bir kiremit tuğla falan çok daha güzel olur. Şimdi mikrodalgaya 30 saniye. Bakalım nasıl oldular. Bu papatya tarzı narin yapraklılar mı demeliyim bilemiyorum. İnce yapraklılar mı, kıvrılıyorlar çünkü. Çok ince olduğu için yaprakları. Acaba bunlara 20 saniye mi koysaydım? Çünkü bakın buna 30 saniye iyi gelmiş. Ama sanki bunları biraz kurutmuş gibi geldi bana. Böyle biraz böyle fazla çekmiş. Yaprak kalmamış baksanıza garibanımda. Yine de çok güzel. Süslemelerde falan çok çok güzel kullanılabilir. Öyle değil mi? Arkadaşlar bunlarla çok güzel şeyler yapmayı planlıyorum. O yüzden şu an tam bahar zamanıyken kurutup hazırlayabilirsiniz. Bunlardan bir sürü çok güzel şeyler yapacağız. Nişan tepsisinden panoya kadar, efendime söyleyeyim evdeki cam tepsilerinizden böyle eski cam çerçevelerinize kadar birçok yerde bunlarla süsleme yapacağız. Mikrodalganız varsa bu kadar basit. Bir de ütüyle kurutmayı deneyeceğim. Bunları yapıp bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hiç bu kağıtların arasından çıkarmasanız da olur. Nemini almaya devam eder. Şöyle mesela yaprak birebir kendi rengiyle, kendi yeşiliyle kurumuş görüyorsunuz. Dün yaparken ne akla hizmetse şunları 2,5 dakikaya koymuşum şu yaprağı. Böyle hafif sanki yeşilin rengi biraz böyle sarıya döner gibi. Yani nasıl diyeyim? O orijinal yemyeşil halini biraz sanki kaybetti gibi. Yine çok çok iyi. Hani defter arasında kurutulanlara falan göre yine çok çok iyi. Bakın bu da hiçbir şekilde orijinal rengini kaybetmemiş cap canlı bir yeşil. Genelde kitap arasında kuruttuklarımız orijinal rengini kaybediyor. Soluyor. Ama gördüğünüz gibi bunda renkler muhteşem. İşte bunları denemek lazım biraz. Bu yaprakları, kıvrılanları filan. Bir iki deneme yanılma yapmak lazım. Hemen şu ortancalarımı dizmek istiyorum. Şu minikleri de dizelim. Bir de bunları deneyelim. O kadar güzeller ki. Aslında yukarıda malzemelerin içinde cımbızım vardı. Bunlar cımbızla çok daha hızlı ve kolay dizilebilir. Şunlar da leylak arkadaşlar. Şöyle leylaktan minik bir yaprak aldım. Bu mesela aşırı aşırı fazla kurumuş yonca yaprağı ve rengi de o yemyeşilden böyle bir kahverengiye dönmüş. Çok güzel olmuş ama daha ısıyla daha yeşil olabilir. Ama bu renk de benim hoşuma gitti, güzel. Yani böyle deneyerek birer tane koyarak da istediğiniz renkleri oluşturabilirsiniz. Bu mesela çıtır çıtır ama yemyeşil kalmış. Ay bunlar da öyle ya. O kadar yeşil kalmışlar ki. Zar gibi olmuşlar ama böyle incecik. Kuruyunca tabii, sulara gidince. Hepsini bir araya şöyle çekelim.
Bir tanesini şöyle kaldırmak istiyorum. Çünkü soğumuş artık. Şöyle de göstereceğim. Arkadaşlar bunlardan mutlaka hazır tam şu anda mevsimiyken biraz hazırlamanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi gerçekten bunlarla kendi yaptığımıza inanamayacağımız güzellikte şeyler çıkarmayı planlıyorum. Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar varsa, dışarıdan izlemeye gelenler varsa hemen 2 dakikanızı ayırıp bir abone olup diğer videolarıma da göz atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. O zaman başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.